Hayırlı akşamlar değerli izleyenler. Yeni bir programa başlarken hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Programımıza Tunceli Paşalar Camii İmam Hatibi Nurettin Deniz Hocam'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlıyoruz. Buyurun değerli hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne kâlû Rabbunallâhu thumme istekâmû tetenezzelu aleyhimul melâike. Aleyhimul melâiketu ellâ tehâfû ve lâ tehzenû ve ebşirû bil cennet. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها صبروا وما يلقاها إلا ذو
وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ Sadakallahu'l-Azim. Ağzına sağlık. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, bu programımızda kişinin her türlü aşırılıktan sakınarak istikamet üzere olması gerekir. İstikamet kavramı üzerine değerli hocamız Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi Mesut Şen hocamla bir sohbetimiz olacak. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyoruz. Hocam müsaadeniz olursa ben hemen konuya girmek istiyorum. Buyurun efendim. Öncelikle istikamet, sırat-ı müstakim kavramlar hakkında bizleri bilgilendirir misiniz? Şimdi konu çok geniş. Şöyle İslam'dan sonra, İslam'ın içerisinde İslam kavramından sonra en önemli birkaç kavram say diyecek olsak bunlardan birincisi İstikamet gelir. Birazdan vaktimiz nispetinde ayet-i kerimelerle, hadis-i şeriflerle bunun üzerinde duracağız. İhsan, istikamet, ihsan, amel-i salih, ibadet ve iyilik diyebiliriz. Böyle İslam deyince en önemli kavramları neyle, altını neyle doldurabiliriz dediğimizde bu kavramlar ilk etapta aklımıza geliyor. Şimdi İmam Gazali Hazretleri der ki İhyasında, İstikamet o kadar zor bir şey ki, önce ne olduğunu anlamadan ne kadar önemli olduğunu anlayalım ki ondan sonra biraz daha gözlerimiz, kulaklarımız açılsın. Evet. İstikamet o kadar zor bir şey ki, onun için Cenab-ı Hak günde 5 vakit namazda, her bir rekatında bize kendisinden istikameti istememizi emrediyor diyor. O kadar zor bir şey. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e neyle başlıyoruz? Euzu Besmele ile başlıyoruz. Sonra Fatiha ile başlıyoruz. Fatiha'da Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Burada önce Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz. Çünkü o alemlerin Rabbi, o Rahman, o Rahim, o din gününün, ceza gününün, kıyamet gününün, ahiretin sahibi. Sonra İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Cenab-ı Hak bizzat bunları bize öğretiyor. Ve her duada, her namazda bunu yapmamızı. Ya Rabbi, ancak sana kulluk eder, ibadetimi sadece sana yapar ve İyyâke nestaîn. Öyleyse kulluğu kime yapıyorsanız, bugün dünyada da aynı sistem geçerlidir. Kulluğu kime yapıyorsanız ondan bir şey istersiniz, evet, değil mi? Aynen öyle. Aynı şekilde Cenab-ı Hak da sistemini kurmuş. İyyâke na'budu. Bunu bize öğretiyor. Ya Rabbi ancak sana ibadet ederim. Kulluğumu ancak sana yaparım. Öyleyse ve İyyâke nestaîn. Yardımda. Ancak ve ancak senden yardım talep ederim. Kulluğumu sana yaptığıma göre yardımı da senden talep ediyorum ya Rabbi dedikten sonra Cenab-ı Hak burada en önemli yardım hangi konuda kendisinden istenilecek diye bunu bizzat kendisi söylüyor. Nedir bu istediğimiz, isteyeceğimiz en önemli şey? İhdine sıratal müstakim, sırat-ı müstakimi ya Rabbi bana nasip eyle. İstikamet üzere olmayı nasip eyle. İstikamet yolunu bana nasip eyle ve o yolda da ihdinada sübüt ve teceddüt vardır. Arapça ifadesiyle. Ya Rabbi bana bu yolu nasip eyle ve bu yolda daim olabilmeyi, kaim ve daim olabilmeyi nasip eyle diye bunu istiyoruz. Yani yoldan çıkmayayım, ayrılık kaymasın. Yoldan çıkmayalım. Yani evet arabayla yola giriyoruz bir yere gideceğimiz zaman ama onun her an yoldan çıkma ihtimali var. Burada olmak
ve burada kalmak. Diğer bir tabirle burada olmak ve burada ölmek. Evet. İhdine sırat-ı müstakimde. Bunu Cenab-ı Hak bize her namazda tekrar hatırlatıyor. İstikamet, dosdoğru olmak. Sizin giriş cümlenizde ifade ettiğiniz gibi aşırılıklardan uzak, adam gibi adam olmak diye bizim Türkçemize girmiş ya böyle. Dosdoğru olmak. İşte sırat-ı müstakimde olabilmeyi Cenab-ı Hak'tan her namazda istiyoruz biz. Böyle önemli bir şeydir. Cenab-ı Hak burada, peki sırat-ı müstakimde olacağız ama bu sırat-ı müstakim gözle görülen, elle tutulan bir şey mi? Hemen Cenab-ı Hakk'a soruyoruz. Ya Rabbi, senin istediğin bu sırat-ı müstakim nasıl bir şeydir? Bunun böyle tecrübe edilmiş bir hali var mıdır? Biz onların o tecrübe edilmiş haline bakalım. Hemen devam ediyor. Cenab-ı Hak bizzat kendisi, sıratallezine en'amte aleyhim. O yol ki, üzerine nimet verdiğin kişilerin yolu. Gayril mağdubi aleyhim veladdalin. Dalalette kalmış ve gadap ettiğin, öfkelendiğin, o gadaba uğrayanların yoluna değil diye burada bu şeyi söylemiş oluyor. Ama hemen beraber anlaşılması için şimdi üzerine nimet verdiklerinin yollarına dediğimiz zaman peki Cenab-ı Hak kimlere nimet vermiş? Evet. Kimin yoludur bu? Hangi yoldur bizim takip edeceğimiz yol? Onu da hemen yine Kur'an'ı Kur'an'la tefsir metodu vardır. Hemen bu ayeti bir diğer bir ayetle Nisa 69. ayet-i kerime ile Cenab-ı Hak bizlere açmış. Estaizu billah. Ve men yuti'illâhe ve rasûle. Kim ki Allah'a ve Resulüne itaat ederse, onun sözünü söz kabul ederse, onun sözünü uyulacak olan bir şey kabul ederse, فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ. İşte o, ahirette de, dünyada da ahirette de, Allah'ın nimet verdiği kişilerle beraber olacaktır. Evet. Kimdir bunlar? Hemen burada açmış oluyor. O ta Fatiha'daki اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمِ. Kimdir? Kime vermiş Cenab-ı Hak nimetini? Ne buyuruyor? مِنَ النَّبِيِّينَ. Bir, peygamberler. Ki o peygamberlerin piri, en üstünü. Bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra ve sıddıkine, sıddıklar ile beraber. Doğru. Demek Cenab-ı Hak inam ettiği kişiler bir peygamberler, iki sıddıklar. Doğrularla birlikte. İşte onu tam söyleyecektim, çok güzel. Sıddık nereden geliyor? Sadakadan geliyor. Sıddık dost doğru olanlar. Evet. Yani kelimesi, sözü, özü her şeyiyle dost doğru olanlar. Sonra ve şühedâ, şehitler ile beraber. Din uğruna, vatan uğruna, millet uğruna gerektiğinde sadece vaktini değil, sadece zamanını değil, canını, kanını verebilen o şehitlerle beraber. Ve salihin, salih olan insanlarla, içi dışı bir olan, böyle dışarıdan baktığınız zaman içini görebileceğiniz salih insanlarla beraber. İşte Cenab-ı Hak onlara nimet vermiş. Ve hasune ulaike rafika. Bunlar, bu peygamberler, bu sıddıklar, bu şehitler, bu salih insanlar ne kadar güzel de bir arkadaştır diye Cenab-ı Hak son noktayı bu şekilde koymuş oluyor. Öyleyse biz istikamet üzere olmamız için önce istikametin gerekliliğini, ne kadar gerekli olduğunu Fatiha suresinde her bir namazın her bir rekatında okurken fark edeceğiz. Sonra bu istikamette nasıl bir şey olacak? İşte kimin yolundan gideceğiz? Daha önce gitmiş olanların, peygamberlerin yolundan. Sonra sıddıkların, Hazreti Ebubekir'in sıddık diye bir ünvan verilmişti mi Hazreti Ebubekir Efendimize? Hulefai Raşid efendilerimizin birincisi Hazreti Ebubekir'in sıddık. Ama sadece o mu? Onun tahtında bütün o dost doğru olanlar. Sonra şehitler, şehitlerin efendisi Hazreti Hamza Efendimiz diyoruz. Onun gibi onun tahtında bütün şehitler. Sonra ve salihin, yani diğerleri biraz daha böyle üstün vasıflı ama ve salihin deyince siz, biz de onun içine girebilecek. Eğer içimiz, dışımız, ibadetimiz, imanımız hep böyle bütün bir şekilde olabilirse biz de bu kavramın içine girebiliyoruz. Salihin kelimesinin içine. Yani sonra Peygamber Cenab-ı Hak öyle buyurmuş da ve hasune ulaike rafika, ne kadar güzel arkadaştır onlar. Siz de onlara uyun diye bu şekilde nasıl bir istikamet takip etmemiz gerektiğini söylemiş oluyor. Çok teşekkür ederim Erol Hocam. Çok güzel açıkladınız ayetin ayetle tefsiri. Evet. Ancak şöyle bir şey akıllara hemen geliyor hocam. Şimdi farz namazlarda okuduğumuz Fatiha suresi sadece evet. Farzları kılan bir kişi günde 17 kez Fatiha'yı evet. okuyor. Sünnetten sanırım 40 değil mi hocam? 40 defa. Evet.
İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Evet. Bunu bizzat siz de belirtiriz. Allah-u Teala bu çizgiyi çiziyor. Evet. İstikameti belirliyor aslında. Ama Nisa suresindeki açıklamaya gittiğiniz zaman işte Allah ve Resulüne itaat edin. Bu çok önemli. Evet. Arkasından onlar sıddıklar, evet, şehitler ve salihler. Mesele biraz buradan kopuyor hocam. Yani herkes kendisine göre bir salih kişi mi belirliyor? İşte birçok bölünmüşlük söz konusu. Mesela daha önceki gün Pakistan'da işte cami bombalandı. Aslında Allah'a ibadet, Allah'a kulluk etmek üzere o camiye toplanmışlardı. Birisi patlattı. Sanırım 100 civarında maalesef vefat oldu. Bir sürü yaralı oldu. Günümüzde de birçok tarikat mı deriz, cemaat mı deriz? Evet. Sadece ideolojik anlamda demiyorum. Evet, yani evet. Dini anlamda da birçok, yani sırat-ı müstakim biz dost doğru yol. Dost doğru yol, sırat-ı müstakim diyoruz ama evet, yollar o kadar çok ki hangisi dost doğru, hangisi doğru değil, bunu ayırmak çok kolay da değil. İşte birisi birisine sığınıyor, efendim birisine tabi olmamışsan işte ahirette senin için çok zor. Oysa biz adeta bir ahittir. Namaz Allah'ın huzurunda durduğumuz zaman yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz. Bu konuda neler söylemek istersiniz hocam? Şimdi o kadar güzel bir yere getirdiniz ki mevzuyu. Aslında yani mevzunun gelişi tam oraya. Cenab-ı Hak hemen buradan istikametle alakalı olan öyle bir ayet-i kerime var ki o ayet-i kerime de aslında bu sizin söylediğinizi o kadar güzel açıklıyor ki. Buyurun. Kimin doğrusu? Evet. Buna şimdi bakalım beraberce müsaade hocam, ederseniz. Evet. Şimdi sevgili Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde Ebu Bekir Efendimiz'den rivayet edilen bir hadis-i şerifinde Ebu Bekir Efendimiz buyuruyor ki ya Resulallah kat şipte yaşlandın sen, ihtiyarladın, ne oldu sana? İşte kocadı diyorlar ya şeyde, evet, Türkçe'de de. Efendimiz şeyyebetni suratu hud buyuruyor. Beni Hud suresi ihtiyarlattı ki onun da 112. ayet-i kerimesinde istikamet üzere olmak emrediliyor. Evet. Bu ayet beni ihtiyarlattı diyor. Bu kadar önemli bir kavram. Ne buyuruyor o ayet-i kerimede? Estağfirullah. Festekim kema ümirte. İşte birincisi festekim, istikamet üzere ol, dost doğru ol. Peki kime göre dost doğru olacağız? Her buyurdunuz ya, herkesin kendine göre doğrusu var. Evet. Yani bu kadar doğru olabilir mi? Burada aslında festekim kema ümirte de birincisi festekim, dost doğru ol. İkinci kelime kema ümirte, kendi kafana göre bir doğru değil. Kema ümirte, nasıl emredildiyse sana o şekilde dost doğru ol. Yani bir insanın dost doğru olabilmesinin yolu Cenab-ı Hakk'ın ayetlerinin içerisinden süzülerek gelmesiyle mümkündür. Dolayısıyla bir insanın bugün cemaat deyin, tarikat deyin, farklı farklı İslam ülkelerinden, Pakistan'dan, Hindistan'dan, Arabistan'dan bahsedelim. Nereden bahsediyorsak bahsedelim. Burada en önemli şey şer-i şerif dediğimiz şeriata tam bir uygunluk olması lazım. Ağzımızdan bir şey çıktığı zaman gerek bireysel anlamda gerek kamusal anlamda ağzımızdan bir şey çıktığı zaman o eğer Cenab-ı Hakk'ın ayetlerine uyuyorsa İşte kema ümirte emredildiği gibi, nasıl emredildiyse bu emredildiği gibi dost doğru olacaksın. Kendi kafana göre bir doğruluk istemiyorum diyor Cenab-ı Hak. Sonra devamında siz de biraz önce sorularınızın içinde bu geçti. Kendi başımıza böyle bir şey mümkün mü peki? Yani illa bir yere sığınmamız gerekiyor mu? Burada da Cenab-ı Hak, yani bugün farklı farklı isimler çıkmıştır ama burada önemli olan şeriatın ölçüsüdür. Hiçbir şey, hiçbir tarikat, hiçbir cemaat, hiçbir şekilde eğer ayet-i kerimelerin açık bir şekilde icabına en ufak bir aykırılık varsa hepsi hikayedir. Hepsi hikayedir. Burada en önemli şey kema ümirte emredildiği şekilde, yani ayet-i kerimelerin, hadis-i şeriflerin süzüldüğü zaman, bize kadar geldiği zaman nasıl emredildiyse ona uymasıdır. Ve men tâbe mâkede de işte ey Habibim, sen kendi başına dost doğru olamazsın. Aslında burada Peygamber Efendimiz'e değil de bize bir hitap vardır. Çünkü Peygamber Efendimiz bizzat
İnneke leminel mürselin, Yasin-i Şerif'te biliyorsunuz. Yasin vel Kur'anil Hakim, Kur'an'a yemin olsun ki hikmetli Kur'an'a. İnneke leminel mürselin, sen peygamberlerdensin muhakkak. Alâ sırâtin müstakîm, dost doğru yol üzeresin. Yani peygamberimizin istikamet sahibi üzere olduğu bizzat Cenab-ı Hakk'ın kavliyle, ayetiyle tescillenmiştir. Öyleyse buradaki peygamberimizin Hud suresinin 12. ayeti beni ihtiyarlattı dediği şey nedir? Ümmeti adına, evet. Ümmeti adına bunu dert edinmesidir. Öyleyse bu kısma hemen baktığımız zaman وَمَنْ تَعْبَ مَعَكَ seninle beraber olanlarla birlikte dost doğru ol. Çünkü bir insanın kendi başına böyle kalması en ufak bir rüzgar geldiği zaman yıkıp geçer. Ama 1, 2, 3, 4 böyle bir ormanı düşündüğümüz zaman ormana gelen bir rüzgar ne kadar etki eder? Ama bir dala gelen rüzgar ne kadar etki eder? Öyleyse bir ortamın içerisinde olmak elbette çok güzel. Ama nasıl bir ortam? Orası çok önemli. Evet. O nasıl bir ortam olduğunu da yine Cenab-ı Hak nerede söylüyor? Tevbe 119'da söylüyor. Ya eyyühellezine amenüttekullah. Ey iman edenler, takvaya erişmeye çalışın. Allah'a karşı saygılı olun. Bilinçli olun. Günahlardan kaçınmak için, helallere koşmak için gayretli olun. Nasıl yapabilirsiniz bunu? Ve kûnû me'as-sâdikîn. Sadıklar ile beraber olun. Takvanın oluşabilmesi için ve diğer hemen istikametin oluşabilmesi için ve men tâbe ma'ake, burada da ve kûnû me'as-sâdikîn'i birleştirdiğimiz zaman sadıklar ile, yani iyi insanlar ile beraber olduğumuz zaman biz de o iyilerin içerisinde İyi kalabiliriz. Bugün iyi olabiliriz belki ama özellikle gençlerimizde dikkat çekmek lazım. Gençlerimiz bazen bir anda bir heyecanlanıyorlar. 17 yaşında hatta 15-16 yaşlarında bir bakıyorsunuz sabah namazına gelmeye başlıyor. Allah Allah ne oldu? Ben İslam'a ilgi duydum diyor. Ben ibadete ilgi duydum. Bundan sonra geleceğim diyor. Bu arkadaşlara eğer gençliğindeyken hemen böyle tatlı bir ortam oluşturamazsak, o imanı, İslam'ı beraber yaşayabileceği bir ortam oluşturamazsak, o zaman 3 gün sonra sabah namazı kılıyor, öğlen namazı kılıyor, ikindi, akşam, yatsı. Eğer bilinçli de bir şekilde kılamıyorsa bunu, bir heyecanla başladıysa, o bilinç olmayınca onu Cenab-ı Hakk'a ulaştıramıyorsa o namaz, 3 gün sonra ya kıl bitmiyor diyor. Uzaklaşıyor. Bu bakımdan onun bilincini oluşturabilmek için güzel bir ortama sokabilmek, o ortamı hazırlayabilmek, iyilerden ortam oluşturabilmek ve o iyilerden birisi de biz olalım diye, ben olalım diye uğraşmak istikametin gereklerinden. Evet, değerli hocam, şimdi yine ayet-i kerimede Hicr suresinin 39 ile 40. ayet-i kerimesinde İblis'in şöyle bir şeyi var Allah-u Teala'ya. Evet. Rabbim beni azdırmana karşılık andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim. İşlerde ihlasa erdirilmiş kulların hariç onların hepsini azdıracağım diyor. İblis Allah-u Teala söylüyor. Şimdi aslında her yolculuk bir risk taşır hocam. Evet. Kulluk yürüyüşü o daha çok riskli. Evet. Bazen bu gelecek endişesi olur. Bazen makam mevki olur. Bazen para olur. Bazen kadın olur. Yani bu yolda da riskler var. Sırat-ı müstakimde ama evet. Sizin ayağı sabit kılmadan bahsettiniz. Orada sabit durabilmek önemli. Bu konuda neler söylemek istersiniz değerli hocam? Bu ayet-i kerime çok önemli bahsettiniz. İşte illa ibadeke minhumul muhlasin diyor Cenab-ı Hak. Evet. Orada. Bir de yani şeytan orada hala ukalalığına devam ediyor. Yeminle söylüyor. Kale fe bi izzetike le uviyennehum ecmain. Farklı ayet-i kerimelerde de leüzeyyinenne diye geçiyor. Elbette ve elbette yemin olsun sana ey Rabbim senin kullarını saptıracağım diyor. Ama ihlasa erdirilmiş kulları saptıramayacağını kendisi de biliyor. Evet. Peki ihlasa erdirilmiş kullar nasıl oluşuyor? Yani Cenab-ı Hakk'ın bir nimeti evet ihlasa erdirilmiş kullar. Muhlasin kelimesi önce muhlis vardır. Yani ihlasa ermek vardır. O ihlasa ermek için samimiyettir ihlasın Türkçesi. Evet. Bugün itibariyle anlayabileceğimiz maddi, manevi, kalbi, gönlü, gönül olarak bütün her şeyimizde samimi olmaktır. Yöneldiğimiz Cenab-ı Hakk'a sadece ve sadece o bizim Rabbimiz olduğu için yönelebilmektir. Burada
İşte bu yönelmeyi belirli bir aşamaya getirdiğimiz zaman artık o üst seviyeden sonra muhlasîn çizgisine Cenab-ı Hak bizi geçiriyor. Ama evet, bunun için bir gayret etmemiz lazım. Bu yol gerçekten, yani şeytan bir de işinin profesyoneli. Tabii ki. Farklı ayet-i kerimelerde yine onlara yanlarından geleceğim, sağlarından geleceğim, sollarından geleceğim, önlerinden, arkalarından, üstlerinden, altlarından geleceğim diyor. Bu ne demek? Biraz önce buyurduğunuz işte bazen parayla geleceğim, bazen makamla geleceğim, bazen küçük basit menfaatlerle geleceğim, kadınla geleceğim gibi. İşte bu, aslında bu önden arkadan demek, herkesin zaaf noktası neyse, herkesin zaaf noktası aynı değildir. Kimisi vardır ki yani paraya 5 kuruşa bile tenezzül etmez ama onun için makam çok önemlidir, şöhret çok önemlidir filan. Burada işte o ayet-i kerimelerin tefsirlerine baktığımız zaman yani önlerinden arkalarından ne demek? Hangi hususta bir bakacağım, oradan bir bakacağım, deneyeceğim, yoklayacağım. Baktım ki orada yok, diğer taraftan yoklayacağım. Nereden bir zaaf bulursam oradan onu çöktürmeye çalışacağım diye şeytan Cenab-ı Hakk'a yemin etmiş. Yani böyle bizim istikamet deyip de çok basit bir şey olmadığını ta İmam Gazali Hazretleri'nin sözüyle başladık ya. Evet. Öyle basit bir şey değil. Böyle sözle anlatılacak, yaşanacak bir şey değil. Gerçekten çok önemli ve gerçekten Allah-u Teala'dan istenmesi gereken, ya Rabbi ihdina sıratel müstakim. Yani gerçekten sen beni hidayete eyle. Sırat-ı müstakimde bizi tut, orada oldur, orada öldür diye gerçekten Cenab-ı Hak'tan istenmesi gereken bir şey. Şimdi ne kadar önemli, ilk başta bir şey söyledim, dikkatinizi çekmiştir hocam. İman deyince birkaç kavramdan birisi de istikamettir. Belki en önemli kavramlardan. Evet. Bunu neye göre söylüyoruz? Birisi geliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, diyor ki, ya Resulallah, kulli fil İslami şey'en kavlen, bana İslam'dan öyle bir şey söyle ki, la es'elu anhu ehaden gayreke, senden başka artık gidip de kimseye bir şey sormayayım. Evet. Şimdi o kadar ilginç bir cümle ki bu. Ya Resulallah, bana bir şey söyle. Senden başka artık kimseye bir şey sormayayım. O bana yeterli olsun. Efendimizin cevabına bakınız. Kul amentü billah. Amentü billah de. Allah'a inandım de. Yani imanını dilinle, kalbinle, kalıbınla ikrar et. Sümmes takim. Sonra istikamet üzere ol, dost doğru ol diye Peygamber Efendimiz iki şey söylüyor. Bir, iman, kul amentü billah. İkincisi, sümmestekim, istikamet diyor. Bu kadar önemli bir şey. Peki istikamet deyince çok şey anlıyoruz ama ilk devirdeki Hulefa-i Raşidin Efendilerimiz nasıl istikamet deyince bir kelimeyle nasıl izah etmişler? Bunu da biz basit bir şekilde anlamaya çalışalım. Çünkü çok geniş bir kavram gerçekten. Hazreti Ebubekir Efendimiz söz ve öz uyumudur buyurmuş. Söz ve öz ne demek? Söz ve davranışların birbiriyle uyumlu olması. Yani söylemlerinle eylemlerin tutarlı olması. Çok güzel. Çok güzel. İşte tamı tamına bu. Söylemlerle eylemlerin tutarlı olması. Hazreti Ebubekir Efendimiz böyle buyurmuş. Tabii bunları birleştirdiğimiz zaman istikamet çıkıyor ortaya. Hazreti Ömer Efendimiz çok farklı bir taraftan. Ya Hazreti Ömer deyince biliyorsunuz münafıklar hemen akla geliyor böyle. Münafıklarla olan mücadelesi böyle. Onları bulsa böyle bir kaşık suda boğacak böyle. Şimdi Hazreti Ömer Efendimiz münafıklık etmemektir demiş. Münafıklık etmemektir. İstikamet deyince münafıklık etmeyecek. Münafıklıktan yani korun. İçiniz başka, dışınız başka, söylemeniz başka, eyleminiz başka olmayacak. Neredeyse aynı şeye geliyor ama münafıkların alametleri falan var işte. Evet. Yani Hazreti Ömer Efendimiz yani sanki böyle imanı, İslam'ı münafıklık ve münafıklıktan arınmak olarak böyle sanki ikiye ayırmış böyle. Evet. O kadar onun için münafıklık çok tehlikeli, çok şiddetli, çok sakınılması gereken bir şey. Hepimiz için öyle olmalı ama Hazreti Ömer deyince bir anda o kavram biraz daha gün yüzüne çıkıyor. Yani böyle o onlara, hassasiyet daha çıkıyor. O hassasiyet yani münafıklara karşı böyle o kadar dediğim gibi işte bir kaşık suda bilse onları bir kaşık suda boğacak böyle. Mübarek insanlar, Rabbim şefaatlerine nail eylesin inşallah o Hulefa-i Raşid Efendilerimizin. Sonra Hazreti Osman Efendimiz amelde ihlaslı olmak. O da Hazreti Osman deyince akla ne geliyor böyle? Samimi, ihlas, o akla geliyor ilk. Amelde ihlaslı olmak, yani yapmış olduğu şeyi
samimi, gönülden, sırf Allah rızası için yapmaktır istikamet diye. Hazreti Ali Efendimiz de farklı bir şeye dikkat çekmiş, bu da çok önemli. Farzları eda etmektir istikamet. Evet. Farzları eda etmek. Yani önce farzlar, farzlardan sonra nafileler gelecek ama istikamet için farzları eda etmek. Hemen buradan nereye gelelim hocam? Namazla ilgili Cenab-ı Hak hiç yusallûne salâh demez Kur'an-ı Kerim'de. Hep ekâmes salâh, ekâmus salâh, yukîmûne salâh. Bu istikamet kaveme kökünden, kıyam da oradan gelir. Ekame salat da aynı kökten gelir. Namazı dosdoğru kılmak. Evet. Yani sanki ekame kelimesi ifal babındandır Arapçada. Onun iki üstü istikamettir istifal babından. Yani böyle bir üste sanki namazı kıldıktan sonra istikamete ulaşacak bir insan. Yine kıvam kelimesi de oradan gelir. Yani kıvam kelimesi bir insanın insanlığının kıvama erişmesi, İmanının, İslamının, ihlasının kıvama erişmesi nereden geliyor? Ekame salah, namazı ikame etmekten. Hep bu yani kelimelerin, Arapça kelimelerin köklerinde de derin manalar var böyle. İşte o kıvama ermemiz için Hazreti Ali Efendimizin dikkat çektiği şey ne? Farzları eda etmek. Yani bir insan, günümüzde çok kullanıyorlar ya, ya benim kalbim temiz, benim öyle namaz kılmasam da ya kılmadığıma bakmayın ben çok iyi insanım. Veya birisiyle ilgili konuşurken ya o ibadetlerle pek arası yoktur ama çok iyi insandır. Böyle bir tanımımız yok bizim. Evet. Yani dinin içinde, İslam'ın içinde bu şekilde bir tanım yok. Ne yapmak gerekiyor? Önce ekame salahtan, namazı ikame etmekten istikamete, dosdoğru olmaya geçiyoruz. İşte en başta ne söyledik yine? Her namazda biz istikameti istiyoruz. Namaz kılmazsak istikamet nereden aklımıza gelecek değil mi? Evet. Oradan oraya çıkmış oluyoruz. Şimdi çok güzel demek. Sayın Hocam, şimdi istikameti siz Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın söz ve davranışta dürüst olmak, düzgün olmak onun tanımı. Hazreti Ömer münafıklık etmemek şeklinde. Hı hı. Hazreti Osman amelde yani yaptığı yine samimi olması, ihlaslı olması. Hazreti Ali de farzları eda etmek olarak anlıyor. Şimdi buradan yola çıkarak değerli hocam, tabii o kadar mesela farzları eda etmek akabinde işte mezheplere göre değişiyor. Vacip bazı mezheplerde yok. İşte vacipler geliyor, nafileler geliyor vesaire gibi. Ama zaman zaman hocam o kadar yani Müslüman denilince, İslam denilince yaşanılabilirliği uygulanması çok zor gibi gösteriliyor bazı aşırı yüklemelerden dolayı. Konunun başında da ben şey yaptım aslında, her türlü aşırılıktan uzak durmak. Yani bir Müslüman, bir genç kardeşimiz için veya bir Müslüman için sizin tavsiyeleriniz nelerdir hocam? Yani bu şeyleri, bu tanımları da göz önünde bulundurarak yani elbette farzlardan sonra nafile kılmak, farzlarda eksikimiz olabilir nafileler. Onları tamamlar. Şu anda mesela 3 ayların içerisindeyiz. Mesela Ramazan orucunu eda etmek ergenlik çağına gelmiş her Müslüman için farzdır. Evet. 29 günse 29 gün, 30 günse 30 gün. Bir ay yani. O farz etmek bir zarurettir. Allah-u Teala'nın emri olduğu için biz bunu yerine getireceğiz. Ama bugünlerde işte Recep ayında biraz tutmak, Şaban ayında bu orucu biraz artırmak, Ramazan'a hazırlık olması hasebiyle. İşte Ramazan'dan sonra Şevval ayında oruç tutmak, işte Muharrem ay orucu, Pazartesi günleri tutmak, Perşembe günleri tutmak, örnekleri çoğaltmak mümkün. Ama bazen yani vücubiyetin de önüne geçen nafileler var gibi. Evet. Bu konuda bunun zor olmadığını, yani bir Müslüman'da olması gereken vasıflar, yani bir Müslüman nasıl olmalıdır dendiği zaman siz neler söylemek istersiniz değerli hocam? Şimdi soru çok güzel ama ben yine ilk cümleye geçeceğim. Kimin yolu demiştik ya, o nimet verilenlerin yoluna gitmemiz lazım. Evet. İstikamet için, benim doğru konuşabilmem için onların yoluna gitmem lazım. Bu sorduğunuz soru İslam tarihinin ilk kısmında, yani Peygamber Efendimiz'in dini ihya için, İslam'ı organize etmek için başladığında aynı şeyler karşısına geldi. O Peygamber Efendimiz'in sünnetini bugüne taşımamız gerekiyor. Çok güzel söylediniz. Şimdi Peygamber Efendimiz Muaz bin Cebel Hazretlerini radıyallahu anh Yemen'e gönderiyor. Farklı farklı Mus'ab bin Umeyr Hazretlerini Medine'ye gönderiyor. Birçok sahabi efendilerimizi farklı yerlere gönderirken onlara tavsiye ettiği şey ne? Ona bakıyoruz hemen. Evet. Dinde tedricilik diye bir şey vardır. Bu tedriciliği özellikle çocuk eğitiminde, gençlerimizin eğitiminde çok ciddi anlamak ve uygulamak lazım.
Medrecilik nasıl oluşmuş? Peygamber Efendimiz gönderirken buyuruyor ki, ne ile hükmedeceksin? Allah'ın kelamıyla. Orada bulamazsan Resulullah'ın sünnetiyle. Orada bulamazsan ondan sonra ben ayet ve hadislerden anladığıma göre. Ya Rabbi sana şükürler olsun, hamdü senar olsun diyor Peygamber Efendimiz. Sonra bir başkanı yani gönderirken... Yani önünü kapatmıyor. Kur'an ve sünnete bulmadım diye önünü kapatmıyor. Kapatmıyor. O, yani sen zaten o nosyonu alıyorsun. İman evet. ve İslam'la, Kur'an'la meşgul olduğun zaman o nosyonu alıyorsun. Kur'an ve sünnete uygun bir şekilde artık işte müştehit alimlerimiz evet. hep yorumlamışlar, içtihat yapmışlar artık. Şimdi farklı bir kişiyi farklı yere gönderirken Efendimiz önce onlara Allah'ı söyle. Onlar Allah'ı kabul ettiklerinde benim Allah'ın Resulü ve elçisi olduğumu söyle. Eğer onu da kabul ederlerse onlara Allah'ın 5 vakit namaz kıldıklarını söyle. Onu kabul ederlerse sonra Cenab-ı Hakk'ın zenginlerden alıp fakirlere vermek üzere bir zekat payı biçtiğini söyle. Onu da kabul ederlerse Cenab-ı Hakk'ın yılda bir defa bir ay oruç emri olduğunu söyle. Onu da kabul ederlerse ömürde bir defa hac yapmaları gerektiğini söyle. Gerekli şartları taşıyorsa. Öyle bir söylemiş ki gerekli şartları taşıyorsa, evet, ömürde bir defa gerekli şartları taşıyorsa. Güzel. Şimdi Peygamber Efendimiz bir tane paketi verip de al bunları uygula bakayım buyurmamış. Önce bunu söyle, onu kabul ettiklerinde, yani hazır hale, eğitimde hazır hale gelme diye bir şey vardır. Evet. Şimdi biz küçücük çocuğumuzu, daha ergenliğe erişmemiş, tabii özendirmek için ufak tefek bazı şeyler yapabiliriz de, 3 yaşında, 4 yaşında, aman bunun başı açılmasın diye eşarbı taktığımız zaman, hiç çıkarmadığımız zaman, çocuk 9 yaşına kadar eşarbı takıyor. 9 yaşında tam kız çocuğundan bahsediyoruz. 9, 10, 11 yaşlarından sonra tam asıl takması gerektiği vakitte. Tamam diyor, yeter bu kadar da. Ben yani ömrümü dışarıda insanlar takmıyor diyor. Ne olacak? İşte eğitimde tedricilik. Yavaş yavaş özendirebiliriz, sevdirebiliriz, zaman zaman taktırabiliriz. Ama İslam ne zaman bunu emrediyorsa ona göre hazırlık yapmak lazım. Sevgili Peygamberimiz, çocuklarınıza namazı sevdiriniz, nasıl sevdiriniz? Onlara 7 yaşında, مُرُوا اَوْلَادَكُمْ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِينَ 7 yaşındayken artık onlara yavaş yavaş namaza başlatınız, emrediniz. Hadi oğlum namaz kılalım. Birlikte camiye gidelim. Aynen öyle, birlikte camiye gidelim. Sonra 10 yaşına geldiği zaman, hadi bakalım, وَضْرِبُوهُمْ وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرِينَ 10 yaşına geldiği zaman onları biraz daha zorlamaya başlayın artık. Sonra artık akıl bali olduğunu tam günü gününe bilemeyiz ki biz çocuğun. Evet. Onu bilemediğimiz için bir de yani sıcak memleketlerde ergenlik çağı farklıdır, soğuk memleketlerde farklıdır. Kişiye göre, kızlarda, erkeklerde ve bulunduğu ortama göre ergenlik çağı farklıdır. Onun için Peygamberimiz 10 yaşından itibaren artık onları biraz daha zorlayın. Günümüzde ise 12 ile 15 yaş. Günümüzdeki söyleniyor. Artık ergenlik çağı, günümüzde derken günümüzde ve memleketimizde. Evet, yine evet. farklı memleketlerde evet. farklı olabilir. Şimdi bu tedricilik ilkelerinden uzaklaştığımız zaman bu sefer kaymaya başlıyor. Kıymetli hocam, ben mesela dediniz ya gençlere neyi tavsiye edersiniz? Biz bulunduğumuz yerde üniversite öğrencilerine namaz kılmıyorsa 5 vakit namazdan bahsetmeyiz. Hadi bakalım 5 vakit namaza başlamalısın ya, Allah bunu emrediyor ya demeyiz. Nasıl söyleriz? Ya 5 vakit namaz farz ama sen en rahat gününe baktığın zaman bir tanesini söyler misin bana? Diyoruz. Öğlen diyelim ki kış şartlarında soğuk bir şekilde abdest alma ihtiyacı biraz daha zorluk içeriyorsa. Diyor ki ben akşam eve gittiğim zaman akşam namazını rahat kılabiliyorum diyor. Peki akşam namazını kaçta kılacaksın? İşte 6'da kılacağım. 6'da zaten abdest alıp namaz kılacaksın değil mi? Evet. 6:30'da bir yarım saat sonra 45 dakika sonra da yatsı olacak. Hazır abdestini almışsın. Yatsıyı da kıl. Öğleyle akşamla yatsıyı birleştirirsen olmaz mı? Eğer mümkünse ikisini birden kıl. Mümkün değilse tamam akşamı kıl ama bir namazla bir başlayalım be. Bakalım ne göreceğiz diyoruz. Evet. Bir çok namazla güzel. Bir başlayalım. Şimdi 5 vakit namaz, oruç, zekat hepsini böyle üst üste koyduğunuz zaman böyle bir yani Cenab-ı Hakk'ın böyle gönderdiği
23 yılda gelmiş değil mi Kur'an-ı Kerim? Evet. Niye 23 yılda gelmiş? Biz eğer bugün İslam'la uzaktan yakından ilişkisi olmayan bir gence Kur'an'ı tamamen üstüne koyarsak bu Cenab-ı Hakk'ın kanununa uyar mı? Uymaz. Peygamberimizin tebliğine uyar mı? Bir içki bile 4 aşamada ayrı ayrı zamanda 4 aşamada yasaklanmış o ilk geldiği zaman ayet-i kerimeler farklı farklı aşamalarda. Dolayısıyla biz bugün bir şeye başlayacaksak gençlere, çocuklara veya istikametten bahsedeceksek bu istikamet dosdoğru olmak. Ama bir anda bir şeyi dosdoğru yapamazsınız ki. Yani bir affedersiniz odun atölyeye girdiği zaman, marangozhaneye girdiği zaman tek bir darbeyle dosdoğru olabilir mi? Her kenardan yontuyor. Değil mi? Ne kadar onun üzerinde yani bu taş ustaları taşla nasıl uğraşıyorlar? Evet. Marangozlar o odunla ne kadar uğraşıyorlar da onu ahşap çeviriyorlar, güzel bir şeye çeviriyorlar. Yani bir insan dediğiniz şey taştan daha mı az değerli, odundan daha mı az değerli, daha mı kolay ki siz onu bir anda yontacaksınız da bir şekle sokacaksınız. Dolayısıyla tedricilik dediğimiz yani aşama aşama, hiç namaz kılmıyorsa namaz üzerine. Ama şimdi bunu söylerken nafile namazların önemsizliğinden bahsetmiyoruz. Hemen oraya bir parantez açalım. Eğer bir kişi 5 vakit namazı kılabiliyorsa hemen bir üst seviyedeki şey ona tavsiye edilecek. 5 vakit namazı kılan bir insana 5 vakit namazın faziletinden veya zaruretinden bahsetmeye gerek yok. O zaten ona, farkında ve biliyor. Aynen. Ona neden bahsedeceğiz? O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi bunlar da böyle demagojiyle farklı taraflara çekilebiliyor. Yani Recep orucu nereden çıktı ya diyor. Şaban'da oruç tutmak nereden çıktı diyor. Bunlar Peygamber Efendimiz'in 3 aylar dediğimiz şey böyle ayet-i kerimelerle minha erbatun hurum diyor Cenab-ı Hak. 4 tane ay vardır. Hürmet gösterilmesi gereken aydır. Bunlardan birisi Recep-i Şerif'tir. Evet. Recep-i Şerif'te Peygamberimiz diğer aylara göre fazla oruç tutmuştur. Şaban-ı Şerif'te ise Hazreti Ayşe validemizden rivayet edilen bir hadis-i şerifte bazen o kadar oruç tutardı ki Hiç bozmayacak zannederdik. Yani yarın da tutacak, öbür gün de tutacak. Herhalde devam edecek Ramazan-ı Şerif'e kadar. Ama farz zannedilmesin diye Efendimiz öyle koymuş ki dengeyi mübarek. Bazen hiç oruç tutmazdı. Biz artık oruç tutmayacak zannederdik buyuruyor. Yani arzın dışındakilerde bir muhayyerlik olduğunu, bir ihtiyar olduğunu, seçenek olduğunu bize çok güzel sunmuş. Burada nedir? 3 aylar dediğimiz şey, ama şunu bilelim, şunu madem oraya geldi konumuz, Peygamber Efendimiz 3 ayların tamamını hiçbir şekilde tutmamıştır. Evet. Buna dair hiçbir elimizde veri yoktur. İşte bu önemli hocam. Şöyle yani halk arasında geçiyor diye söylüyorum, tabirim bağışlayın, belki çok şey olarak söyleyeceğim ama diyor ki işte 6 yıl 3 aylar tutarsan işte bir hac yapmış olsun, şöyle yapmışsın gibi böyle çok... Yok. Değişik rivayetler söz konusu. Rivayet değil aslında, halk arasında dolaşan şeyler. Evet. Ama sizin bu bahsettiğiniz önemli şey, madem Hazreti Peygamber bizim için örnek, evet, bizim önderimiz, bizim peygamberimiz, biz ona iman etmişiz, onu görmeden sevmişiz. Evet. O halde Hazreti Peygamber hiç yapmamış. Mesela siz buyurduğunuz gibi 3 ayları hiç tutmamış. Yani 3 ay üst üste oruç kesinlikle tutmamış. Yok. Burada neye vurgu yapmamız lazım? Şimdi bir insan tutarsa haram mı? Değil. Değil. Ama şuna vurgu yapmamız lazım. Daha önemli. Biz istikametten bahsediyoruz ya şimdi. Evet. Daha önemli bir kısmına vurgu yapalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günleri haftada 2 gün evet, oruç tuttuğu sünnetlerden bir, evet, her hafta mı? Değil. Pazartesi ve perşembe günü genelde oruç tuttuğu hadis-i şeriflerle sabit. Onun dışında en fazla tutulacak olan sevap bakımından Davut orucundan, Hazreti Davud'un orucundan bahsediyor Peygamber Efendimiz. Böyle güzelle bahsediyor bundan. Yani reddetmeden bahsettiğine göre o da bizim için bir sünnet. Davut Aleyhisselam bir gün tutar, bir gün tutmazdı buyuruyor. Yani bizim maksimum tutacağımız şey sünnete uymaksa, pazartesi, perşembe artı eğer en fazla, ya ben bununla tatmin olmuyorum, daha fazla tutmak istiyorum, bir gün tutup bir gün tutmama şeklinde olabilir. Ayrıca işte Muharrem-i Şerif'in ilk 10 gününde oruç tutmaya dair, Zilhicce'nin ilk 10 gününde, bu ilk 10 günü tamamen değil, bazen birinci günü daha fazla, bazen ilk üç gün, bazen aşure orucu mesela bir gün öncesiyle sonrasıyla, bunlar sünnet olan şeylerdir. Dolayısıyla pazartesi perşembe orucunu bir tescilleyelim.
Davut Aleyhisselam'ın bir gün tutup bir gün tutmadığını tescilleyelim. Aşure orucunu özellikle tescilleyelim. Bir gün öncesi ve bir gün sonrasıyla. 9-10-11 Bunun gibi. Dışında dikkat etmemiz gereken bir şey dedim ya. 3 ayları tutacağım dedi bir insan. Tutabilirsin ama İslam hukukunda oruçlu eğer farz değilse, farz oruçta değilse bir şey ikram edildi size. Bir su ikram edildi. Aa ben oruçluyum ben içemem dememesi o oruç nafile ya, o nafilenin gizlenmesi ve orucun bozulması, ikramın alınması, sonradan o orucun kazasının yapılması İslam hukukunda tavsiye ediliyor. Evet. Biz şimdi bu kadar açık ve net İslam hukukunun kaideleri varken, ben 3 ayları tuttum, elhamdülillah bu sene böyle gerine biz bunu söylersek, hani az önce ne demiştik? İhlas. Samimiyetten, ihlastan bahsetmiştik. Kim için tuttun? Hocam programımıza sona erdi, son cümlenizi alalım. Allah Allah, ne kadar hızlı geçiyor, sizinle muhabbete doyum olmuyor. Estağfurullah hocam. Öyleyse şununla bitirmiş olalım, istikamet dedik ya, istikametin meyvesiyle bitirmiş olalım. Cenab-ı Hak az önce hafız kardeşimizin okuduğu çok güzel ayet-i kerimeler, o ondan bahsediyordu. İnnellezîne kâlû rabbunallâh, önce sözle Allah benim Rabbim Allah'tır diyen, sümmestekâmû, o sözü de davranışlara yansıtan, ayağa kalkan, dümdik, dosdoğru olan kişiler için, Arapçasını okumayayım, melekler onlara geliyorlar, üzülmeyin, telaş etmeyin, size verilen cennet nimetleriyle sevinin diye, biz dünyadayken de sizinle beraber, ahiretteyken de sizinle beraberdik, artık Cenab-ı Hak'tan bir ikram olarak, cennetin nimetlerinden istifade edin diye. İstikamet zor ama sonunda böyle bir cennet var. Rabbim cümlemizi istikamette olabilmeyi nasip eylesin. Çok teşekkür ederim değerli hocam. Değerli izleyenler, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi Mesut Şen hocam bizlere konuk oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Gelecek hafta başka bir konu ve başka bir konumuzla birlikte olmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun.